Geçen hafta Amerikan borsaları çılgın bir hafta yaşadı. Fakat sonuçlar hakikaten enteresan. Japonya Amerika arası carry trade karıştırmıştı ortalığı. Bir de Amerika'da resesyona giriyor korkuları vardı falan. Ama bütün bu dramalara, felaketlere, gürültüle rağmen hafta pozitif tamamlandı. S&P 500'e baktığımızda %4.05 yükseldiğini görüyoruz. Nasdaq'a baktığımızda yükseliş daha da sert. %5.36'lık bir tırmanış var. Küçük hisse senetlerine baktığımızda hafif bir düşme var. Eksi 0.40 kadar. Ve Dow Jones'a baktığımızda da eksi 0.20'lik bir gerileme var. Yani bu kadar gürültün sonunda aslında pek de değişen bir şey olmadı diyebiliriz. Son 1 aylık performanslara baktığımızda da biliyorsunuz 10 Temmuz'dan beri borsalar hafif düşseler S&P 500'deki gerileme %4.37 civarında normal bir düzeltmeden fazlası değil. Nasdaq'taki gelime %9.57. Genelde Nasdaq zaten S&P'ye göre 2 betadır. Yani bu da yine normal bir düzeltme gibi. Çünkü bu düşüşleri biraz bağlama oturtmak gerekirse şöyle bir bir yıllık yükselişine bakalım. Nasdaq'ın buralardan başladık. Şuraya kadar gitti. Böyle bir gerileme var. Yani yılbaşından beri de hala %12 yukarıda gibi. Diğer edekslerde durum çok farklı değil. Siz bu boğmayın. Böyle enteresan bir haftaydı. Ne oldu peki? Haftanın başında bütün panikleri üst üste bindirdiler. Birinci panik Amerika resesyona giriyor muydu? Ben hafta sonu boyunca attığım tweetlerde resesyon henüz gelmediğini ve bu yılda muhtemelen gelmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Nitekim pazartesi günü gelen Amerikan Service PMI'ı yani hizmetler tarafındaki PMI verisi gayet olumluydu ve anladık ki hizmet tarafında bir sorun yok. Amerika bir hizmet ekonomisidir. Daha sonra gelen istihdam verisi de geçen hafta gelen istihdam verisindeki bozulmanın büyük ihtimalle Teksas'taki kasırga ilgili olduğunu ve geçici olduğunu gösterdi. Yani bu göstergelerde bozulma var mı? Var. Elbette işsizlik artıyor. Elbette göstergeler bozuluyor ama böyle feli bir hızlı faiz indirimine ani bir toplantıya sürükleyecek bir sorun yok gibi. Japonya carry trade meselesi de salı günü itibariyle son buldu. Çünkü Japon Merkez Bankası rahatlattı piyasaları. Faizleri piyasa karışırken daha fazla yükseltmeyeceğim dedi. O yangında şimdilik söndü. Yangı şimdilik söndü diyorum çünkü boyutunu tam bilmiyoruz. Yani ne kadar insanlar Japonya'dan borç aldılar ve bunu ne kadar yüksek kaldıraçlı Amerikan hisse senetlerine gömdüler bunu bilmiyoruz. O yüzden ne kadarı bunun geride kaldı bu problemi bilmek çok zor. Bazı kaynaklar %75'i işin bitiriyorlar bazı %50'si bitiriyorlar. Ne yazık ki bizde bu konudaki veri eksik. Fakat yaşanan hakikaten çok enteresandı. Bakın bu Covid döneminde bütün dünya kapandığı zaman yani hatırlayın ne kadar sert günlerde VIX'in yani volatilite indeksinin yükselişini gösteriyor. Volatilite indeksi oynaklık endeksi diyelim. Gelecek ile ilgili endişeler arttığı zaman bu yükselir. Pazartesi günü yaşanan yükseliş ona denk. Fakat yani seans içinde bile çok hızlı gelirdi. Bakın böyle bir Japonya borsasındaki düşüşlerle beraber hızlı yükseldi. Sonra seans içine geriledi. O yüzden daha önce görmediğim trading view'de böyle enteresan bir grafik oluşmuş durumda. Şu anda o zirvelerden epey bir geriye doğru çekilmiş durumda. Bunu öngörmemiz imkansızdı arkadaşlar. Hani bazı eleştiriler aldım. Neden öngöremediniz vesaire diye. Neden imkansızdı? Çünkü evet yani Japonya carry trade'in sorunu olabileceğini herkes konuşuyordu zaten. Fakat şu boyutta bir zıplamayı kimse beklemiyordu. Çünkü sadece artış faizler 0.25. Muhtemelen analistler diyorlar ki bu iş aslında VIX'in kendisinden kaynaklanan bir problem. VIX'i dayalı ETF'ler var. Yani Volatilite'ye dayalı ETF'ler var. Orada çok sayıda açığa satış olmuş Son bir içerisinde. çünkü VIX uzun zamandır çok sakin gidiyordu. Bakın bu seviyelerde gidiyordu. İşte o satışlardan sonra pazartesi günü yukarı doğru bir kırılma olunca özellikle açığa satanlar gidip VIX'leri yerine koymak zorunda kaldılar. Bu da çift taraflı bir soruna yol açtı. Bir yandan VIX acayip hızlı yükselmeye başladı. Çünkü daha önce açığa satanlar yerine koymaya çalışıyordu. O da fiyatı yükselti. Bir yandan da. Yine geyik olabilmek için de gidip başka varlıkları, hisse senetlerini, bitcoin'i, e, altın ne varsa onu sattılar. Böyle bir acayip bir gün yaşandı. Ama şimdi geride kalmışa benziyor. Fakat tekrar dediğim gibi henüz carry trade'de ne boyutta olduğumuzu bilmiyoruz. Ve Japonya'nın ana sorunları hala yerinde duruyor. Yani Japonya'da enflasyon var. Özellikle petrol fiyatları artarsa Japonya yine sıkışacaktır. Ve faiz artırmak zorunda kalabilir. Ama Japonya Merkez Bankası şimdilik piyasalarda bu Oynaklık varken bir şey yapmayacağız dedi. Sonra ortalık yatıştı. Sonra da bu ralliler geldi. Neyse geçmiş geçmiş. Şimdi bu haftaya ve önümüze biraz bakalım. Her hafta pazartesi inşallah kısmetse bu tip yayınları yapmak istiyorum. Bir haftaya bakış yayını kendisi planlamak için. O yüzden bu hafta hangi önemli veriler geliyor? Bunlardaki beklenti ne? Borçlarına ne gibi hareketler görebiliriz? Konusunda bazı tahminlerde bulunacağız. Yalnız adı üstünde tahmin tahminlerde de yanılabiliyoruz elbette. O yüzden de tahminlerimizi böyle bir yukarıdan gelen emir gibi düşünmeyin yanılabiliriz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz sadece öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. Yoğun bir haftaya giriyoruz veri akışı açısından ve iki tane çok önemli veri geliyor. Bunlardan bir tanesi yarın borsa açılışından önce gelecek olan PPI yani üretici fiyatları endeksi. Daha önemlisi ama çarşamba günü yine borsa açılışından önce gelecek olan CPI. Amerika'da tüketici fiyatları enflasyonda ne olup bittiğini göreceğiz. Bu, bu, ikisinden gelecek sayılar tabii ki Fed'in Temmuz kararları konusunda aynı olacak. Bazıları Fed'i böyle bir erken toplantıya çağırmak istediler. Hemen faiz indirsin vesaire diye. Fed'in bunu yapmayacağını tahmin ediyorum ve yapmayacağını da umuyorum bu arada. Çünkü ani bir faiz indirimi piyasaları daha da panikletebilir. Gördük ki gerek yok gibi. Amerika'da en azından şu anda resesyon yok yavaşlama olmakla beraber ama yine de bu veriler önemli. Bu veriler çok kötü gelirse mesela enflasyon çok yüksek gelirse Fed'in ne yapacağı önemli hale geliyor. Enflasyon yine çok düşük gelirse belki Fed'in faiz indirim sayısını artırması mümkün. O yüzden önemli veriler. Perşembe günü gelecek perakende satış verileri önemli. Amerika'da resesyon ne durumda anlamak açısından. Yine perşembe günü gelecek Amerika'da işsizlik başvuruları verisi var. O da önem taşıyor. Cuma günü tüketicilerin nasıl hissettiğine dair bir veri var. Bu diğer veriler kadar kritik değilse de önemli. Yine bize resesyon var mı yok mu konusunda işaret verecek. Bir de bugün gelecek olan New York Fed'in enflasyon beklentileri verisi var. O kadar kritik bir veri değil ama yine de burada bir beklenti bozulmasını piyasa sevmeyecektir. Şimdi bence bunlardan en önemlileri olan PPI, CPI ve perakende satışlarla istihdam üzerine biraz odaklanalım. Buradaki beklentimi size anlatmaya çalışayım. Ondan sonra da haftanın gidişatı nasıl olacak konusunda birkaç tahminde bulunalım. Önce PPI yani üfeye bir bakalım. Aylık beklenti 0.2 civarında bekleniyor. Yıllıkta da 2.6'dan 2.3'e ineceği düşünüyoruz. Çekirdek tarafa baktığımızda 0.4'ten 0.2 aylık inilecek. Yine çekirdek yıllığa baktığımızda da %3'ten %2.7'ye. Açıkçası PPI'nin hesaplanması için kullanılan verilere süper hakim değilim. O yüzden muazzam doğru bir tahmin yapmak zor burada. Fakat genelde PPI öngörülerinde ekonomistler çok fazla yanılmıyorlar. PPI'yi bozabilecek faktör burada. Husi saldırılarından dolayı nakliye masraflarında, konteyner taşımacılığında masraflar artmış durumda. Onu biliyoruz. Buna karşın petrol fiyatları Temmuz ayında gevşediler. Bu olumlu. Çin'de de PPI tarafında deflasyon var. Amerika'da pek çok ürünü Çin'den aldığına göre burada yine bir fiyat düşüşü beklenebilir. En son üretim ayında fiyatların biraz yükseldiğine dair bazı işaretler de vardı. Ama bütün resme baktığımızda ben bu hedeflerin tutacağını tahmin ediyorum. Artı PPI'nin zaten hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi de biraz daha kısıtlı oluyor. Ama yine de umuyoruz ki burada beklentilerin ötesinde yüksek bir PPI gelmesin. Benim beklentim en azından o çerçevede değil diyebilirim. Ama esas mesele çarşamba günü gelecek CPI meselesi. CPI'de aydan aya 0.2 bekleniyor. Geçen ay eksi 0.1'di. Daha yüksek bir enflasyon bekleniyor burada. Beklentinin yüksek olması olumlu. Geçen ay da biliyorsunuz 0.2 bekliyorlardı bu arada. Eksi 0.1 gelmişti. Beklentinin yüksek olmasından memnunum. Bu beklenti için dolduracak çok yüksek bir enflasyona beklemiyorum. Çünkü enflasyona zaten biraz sonra bakacağız. Yani barınma dışında neredeyse hiç işte enflasyon kalemi kalmadı gibi. Petrol fiyatlarının gelemesi buraya yansıyacaktır diye düşünüyorum üretici tarafında çok zamların yapılamadığını tahmin ediyorum. Çünkü Amerika'da ekonomideki yavaşlama da belli. Yani çok şaşırmam burada enflasyona. Buna karşın yıldan yıla enflasyon düşüşü durabilir. Hatta belki %3.1'e gidebilir. Çünkü baz etkisi burada olumsuz. 2023'ün Temmuz'unda aylık enflasyon çok düşüktü. O yüzden baz etkisinden pek ağırlamayacağız gibi gözüküyor. Çekirdeğe baktığımızda burada da bir yükseliş bekleniyor. Böyle bekleniyor olması yine olumlu. Naka beklenti kötü, o kadar iyi gerçekleşen çünkü ondan daha olumlu gelebilir. 0.1'dan 0.2'ye. Çekirdek enflasyonu yıllıkta %3.3'ten %3.2'ye geleme bekleniyor. Çünkü Temmuz 2023 çekirdek enflasyonu biraz daha yüksekti. Burada azıcık baz etkisi devreye giriyor. Gerçekçi beklentimi söyleyeyim. Ben bunlardan daha olumlu sayılar bekliyorum. Yani Haziran'a göre biraz daha yüksek ama şu beklentilerin biraz daha altında bekliyorum. Bir de unutmayın burada küsuratlar da söz konusu. Ben açıkçası enflasyondan çok bir gol yemeyeceğimizi tahmin ediyorum. Bu konuda FED Atlanta'nın da tahminleri var. Onlar manşet enflasyon 0.24, çekirde 0.27 PCE'yi esas FED'in önem verdiğini 0.20, Core PCE'yi FED'in daha da çok önem verdiğini 0.22 olarak görüyorlar. En son 9 Ağustos'ta güncelleme yapmışlar. Eğer bu öngörüleri doğruysa manşette 2.74'e inmiş olacağız çekirdek de 3.38'e ineceğiz. PCE'de 2.45'e ineceğiz. Bu Fed'in beklentisinin altında. Core PCE'de 2.86'e ineceğiz. Bunlar hep olumlu aslında. Bu nedenle Fed Atlanta genelde tutturuyor enflasyon tahminine çok yanılan bir yer olmadığını düşünüyorum. Buna olumlu sonuçlar olacaklar. Bir de aslında bizim son 3 aya bakmamız lazım. Son 3 aya baktığımızda yani son 3 ayın verisini yıllıklandırdığımızda CPI manşet enflasyon 1.89'a iniyor. 2 hedefin altına. Core CPI 2.59'a iniyor. PCE 1.95'e Core PCE 2.46'a iniyor. Bunlar da hep Fed'in hedeflerinin altındalar. Yani ben enflasyon tarafında ne üfede ne tüfede çok büyük bir gol yiyemeyeceğimizi düşünüyorum. Biraz manşetlerde işte enflasyon tekrar %3'lere geldi falan korkutmalar olabilir. Neden? İşte bu baz etkisi meselesinden dolayı ama çok olumsuz bir sürpriz beklemiyorum. Artı diyelim ki ufak bir yukarı doğru kıpırdanışlar oldu. Bu bence FED'in önümüzdeki kararları pek değiştirecek boyutta bir şey olmayacaktır. Çünkü manşette bazı kıpırdanmalar olsa bile PCE'ye özellikle çekirdek PCE'ye gelene kadar onlar büyük olanda elenmiş oluyorlar. Ve eğer bu hedef tutuyorsa yani 2.46 3. çeyrek hedefi Atlanta FED'in tutuyorsa zaten FED'in bütün hedeflerinin altına inmiş oluyoruz. Bu yüzden ben enflasyon tarafında da olumsuz bir gol beklemiyorum ama elbette yanılabiliriz. Bu ay daha detaylı bir enflasyon çalışması yapmayacağım. Çünkü evdeki verilere baktığımızda kira tarafında bir sürpriz yoksa enflasyon şu herifte rahat, rahat tuturup, hatta altında bile kalma ihtimali yüksek. Olumsuz bir görüşüm yok. Bir de bu grafik enteresan bir grafik. Bir bakmakta fayda var. Bu diyor ki manşet enflasyon içerisinden kirayı çıkarırsanız eksi enflasyonlara ulaşmış durumdayız. Yani Amerika deflasyonda bu çok terse döner mi? Pek sanmıyorum açıkçası. Çok terse döndürecek bir fiyat hareketi küçülmekte olan bir ekonomi biraz zor gibi geliyor bana. Tabii her zaman sürprize açık olmak lazım ama ben kiradan bir gol yemediğim bir sürece işlerin yolunda gideceğini tahmin ediyorum. Perşembe günü gelecek veride perakende satışlar. Geçen ay hiç yükselme yoktu. Bu ay 0.4'lük bir yükseliş bekleniyor. Burası biraz piyasanın karışacağı bir yer olabilir. Perakende satışlarda böyle bir yükselme yoksa işler karışabilir. Bir de Temmuz ayı ilginç bir aydı. Hatırlayın Temmuz'da Teksas'ta Amerika'nın en zengin eyaletlerinden bir tanesi de ekonomik olarak kasırgadan dolayı insanlar evlere kapandılar. Herhalde o sırada perakende yani satışlar düşmüştür. Bir de 4 Temmuz dolayısıyla zaten daha kısa bir aydı. Bunların bazı olumsuz etkileri olabilir. Burada bir işler karışabilir ama ben bu taraftada açıkçası öyle süper kötü bir performans beklemiyorum. Üretim tarafına baktığımızda bile Perşembe günü üretim verileri geliyor. Industrial Production aydan aya. Geçen ay 0.6 pozitifti. Bu ay eksi 0.2 bekleniyor. Bu iki hafta önce gelen ISM verisinin olumsuzluğundan dolayı bu beklenti çok düştü. Beklenti ne kadar kötü o kadar iyi bizler için. Sonuç olarak bu hafta verilerin piyasa akışı çok değiştirmeyeceğini düşünüyorum ama yine de volatilite yükselebilir. Enflasyon verileri önemli. Onun dışında Amerika'da seçimlerde ortalık biraz karıştı. Harris daha iyi yarışıyor şu anda. Yanına özellikle aldığı başkan yardımcısı Bolton konuşmaları epey etkin. Bu yönden bazı anketler artık Harris'e önde gösteriyorlar. Piyasanın buna tepkisi ne olacak biraz karışık bir iş. Çünkü bir yandan Trump da piyasanın pek sevmeyeceği şeyler söylüyor faizler benden sorulur, ben daha iyi bilirim Merkez Bankası'ndan gibi böyle iki tane hakikaten pek beğenmediğim aday arasında geçen bir seçim. Ben Trump'ın kazanması en azından Bitcoin için daha çok istiyorum hala. Bir diğer önemli konu da tabii İran-İsrail Savaşı. İran-İsrail Savaşı'nda bir ilerleme olmadığı ama bu olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Ve bazı kaynakların belirttiği kadar büyük bir saldırı olursa, şüphe duyuyorum bundan gerçi, işler biraz karışabilir, VIX yükselebilir. Bunlar belirsizliklerimiz. Bir de bunların dışında biliyorsunuz Ukrayna Rusya'ya girdi. Bu da enteresan bir gelişme. Yani küçük bir askeri hareket ama yine de Rusya gibi bir imparatorluğun topraklarına girilmesi enteresan. Putin'in prestijini sarsacak bir şey. Bunda çok enteresan sonuçları olabilir. İşte bazı Rus şu anda bakanları, madem Alman tankları buraya girdi, biz de Berlin'e tanklarımızı göndereceğiz gibi böyle üst perdeden konuşuyorlar. Putin'den pek sesle daha çıkmadı. Yine bu da şu andaki jeopolitik riskler arasında. Bu çerçevede ben %40 civarında nakitteyim. Aslında yeni nakite geçmedim. Geçen haftaki nakit pozisyonlarımı korudum. Üzerinde hisse de aldı. Fakat bu hafta yeni taze nakit girdi sisteme. Ondan dolayı %40 civarında nakitteyim. Epey kendimi korumaya almış durumdayım. Hedge etmiş durumdayım. Oynayan güçlü vaziyetteyim. Bütün bu tradeleri bizim Discord grubuna Hattin Aşk grubu ile paylaşıyorum. Eminim şu anda pek çoğunuzun aklından geçiyor. Biz YouTube katıl üyeleri olarak nasıl oraya gelebiliriz diye. İki yolu var. Bir tanesi kontenjanda yer açıldıkça yeni üye alacağız. O yüzden bir bekleme listesi oluşturmuş durumdayız haddini as at mail atıp kendinizi bekleme listesine alabilirsiniz. İlk gelen ilk hizmeti alacak ve normal bir süreçte kulüp üyelerimizden bazıları daha etmek istemiyor olabiliyorlar. Onlardan açılan yerleri sizlere alacağız. İkinci konu da Eylül ayında YouTube katılın yeni bir seviyesi tanımlanacak Discord seviyesi diye. O seviyede haddini Aşk kulübü Discord kanalı birbirine bağlanacak. Discord'un bütün kanallarına erişemeyeceksiniz orada benim belli paylaşımıma erişeceksiniz. O konuları daha sonra detaylı anlatacağız ama o Eylül'ü bulacak. Aslında altyapıyı kurduk fakat ben tatile giderken böyle ortada karıştıracak bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü bazen teknoloji tarafında sıkıntılar oluyor. Bir de kulüp çok hızlı büyüdü. Kulübün mevcut Discord kanalına oturması ile ilgili bazı faaliyetlerimiz var. O yüzden Eylül başından itibaren inşallah sizleri de orada göreceğiz. İyi de bir zamanlama olacak. Çünkü borsada bence asıl hareket Ekim-Kasım'da yaşanacak. Eylül ayı onun hazırlığıyla geçecek. Orada mutlaka buluşacağız. Sevgiyle de kalın, saygıyla kalın.